Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu ziyareti kapsamında ilk olarak Belediye Başkanı Turgay Şirin'e nezaket ziyaretinde bulundu. İlçe ziyaretlerini her hafta gerçekleştirdiklerini ve artık ikinci tura başladığını belirten Başkan Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Şirin ile sık sık bir araya geldiklerini ve sorunları, projeleri ve hizmetleri masaya yatırdıklarını söyledi. Tabii ilk turları bitirdik sayılır. Bir tek demirci kaldı. Hava şartlarının olumsuzluğunda ben buraya çevirdim rotayı bu hafta. İkinci turlara başlıyoruz. Artık zaten bizim her hafta bir ilçemize gitme prensibimiz var. Evet. Tabii şartlar, imkanlar, gelişmelerin durumuna göre hareket ediyoruz. Hem geldiğimiz noktaları bir paylaşmak. Zaten devamlı görüşüyoruz da. Ama yerinde, mahallinde hem de bir şöyle vatandaşın içinde bir görünme noktasında. Bugün Turgut'u da alalım dedik. Bir Irlamaz'ı bakalım dedik. Yeni başlayacak olan otopark projesi, üstü pazar yeri, onu bir istişare edelim dedik. Onun dışında Ovacık'taki projeyle ilgili bugün fikir alışverişinde bulunalım dedik. Irlamaz'da neler yaparız onları bir konuşalım dedik. Yani sonuçta 2015 yılı Allah nasip ederse kavşaklar tabii şu anda bütün 6 ilçemizdeki kavşakların yapım, avam proje yapım ihalesi şu anda çıktı. Onlar tabii süreci başladı. Karayollarından bir hafta öncesi protokol imzaları bakanlıktan gelerek bize ulaştı. Şimdi proje çalışmaları startı veriliyor. Hayırlısıyla 2015 Turgut için, bütün ilçelerimiz için tabii ki güzel hizmetlerin başlama yılı olacak inşallah. Gönlümüz istiyor bir an önce, o heyecanı yaşıyoruz. Tez bir vaziyette bir an önce sahaya inelim ama mevzuatlar, proje çizimi, ihale mevzuatları maalesef bizim biraz zaman kaybına sebebiyet veriyor. Ama yaz aylarında inşallah bunların hepsi birer birer hayata start verme noktasına inşallah bir mani olmadığı takdirde geçer diye düşünüyoruz, hedefliyoruz. Otopark i̇nşallah. Projesinin bütün statikleri, mimarileri, havalandırmaları, mekanikleri her şeyi bitti. Buradan onun müjdesini verin. Pazartesi günü EKAP'tan ihale günü alınıyor hayırlısıyla. Önce ilk müjdeyi vermiş olalım. Yani Turgutlu Yeraltı Otoparkı ve üstüne yapılacak olan pazar yerinin ihale süreci pazartesi günü gün alınmasıyla başlamış oluyor. Bütün detayları bitmiş oldu. Mevzuat gereği bir tek ihale listesinin tamamlanması söz konusu. Şu anda 6 tane biliyorsunuz ilçemizde kavşak yapılması söz konusu. Bütün bunlarla ilgili karayollarıyla yaptığımız protokol onayı geçtiğimiz hafta bize ulaştı. Bakanlıktan da onayı geldi. Bu bağlamda şu anda ön avam projeleri hazırlanacak. Bu 6 projenin mevcut yerindeki konumları ve bu avam projeler ilgili karayollarından onay geçiyor. Onaylanmasına mütakip kesin proje ihalesine bu sefer yapılacak. Kesin projelerin de bitirilmesine mütakip artık yapım ihalesine çıkması senin de söylediğin gibi başkanım son çeyreği bulur. Çünkü bir ihale demek en az 3 aylık bir süreyi kapsıyor. O açıdan 3 kademesi var önünde. İnşallah yaz sonu yani 9. 10. aylarda da yapım ihalesine çıkmış oluruz diye düşünüyoruz veya temel kazma vurma noktasına inşallah geliriz. Biz hani biraz önce de söyledim. Keşke bu mevzuatlar biraz daha süreci bize imkan verse, öne çeksek. Ben de istiyorum 15 gün sonra kazmayı vurayım ama evet. Olmuyor maalesef. Sonuçta ilgili yasa ve yönetmeliklere göre hareket etmek zorunda olduğumuz için evet. Ve yanlış olmaması açısından. Doğru. Hem de karayollarıyla ortak onların oluruyla bu işin çalışmasının içerisine girdiğimizde onların da oluru gerekiyor. İnşallah bu üçüncü dönem son çeyrekte inşallah. Kavşağında yapılması gündeme gelmiş olur diye düşünüyoruz, hedefliyoruz. Ovacık daha hızlı gidiyor şu anda. Ovacık'la ilgili biliyorsunuz gençlik merkezi kampı
Çok güzel bir tesisin projeleri şu anda görsel itibariyle bana dün gösterildi. Çok güzel bir proje haline gelmiş. Pazartesi günü yapacağımız toplantıda onun son onayını verme noktasına gelirsek, onun da proje kesin uygulamasının hemen çizimlerini inşallah statiği, betonarmesi işte gibi elektriği, mekaniği onların da hemen bir iki ay içerisinde kendi birimimiz yapıyor bizim onu. Evet. Tamamlamasına mütakip onun da ihalesini inşallah Mayıs-Haziran aylarında da inşallah onun ihalesini yaparız diye düşünüyorum. 2015 yılı içerisinde Turgutlu'da 82 kilometre uzunluğunda bir yol çalışması yapılacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de yine 5 tane köprünün yapımının da Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşeceğini söyledi. Bu arada arkadaşlar yine tabii başkanımızın da söylediği gibi bunlara ilaveten bu önümüzdeki dönemde bu süreç içerisinde de biz zaman zaman paylaştık, bilgilendirdik. 2015 yılı içerisinde planlanan 82 kilometrelik bir yol çalışması yapılacak süreç içerisinde. Bu tabi gelişmeye göre bilemiyorum. Belki biraz daha ilaveler olabilir. Yani ihtiyaç. Tabi olacak. Olacak. Ama yine 5 tane köprümüzün bu arada yine yapımı söz konusu olacak bir dönem içerisinde. Yani 2015 yılı inşallah icraat yılı. Ziyaretin ardından Başkan Ergün, Şirin'le birlikte Cuma namazı için Dereköy Camii'ne hareket etti. Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergün, vatandaşların sorunlarını dinledi, çocuklara da harçlık dağıttı. Hayırlı cumalar. Şükranlık şükür elen size. Allah razı olsun. Buyur. Halil'in sınıf arkadaşım. Halil Turgut'u. Öyle mi? Mustafa Kemal. Sizden de şükür. Sizden de Allah cemişiniz. Kolem diye ver. Sağ ol. Evet. Başarım olsun. Çocukları zevk ediyoruz.